İşte bir yıllık evli Giresunlu Rabia gelinin çeyizi. Gelinimize anneannesinden hatıra bakır ibrik ve babaanne yadigarı bakır bakraç. Karadeniz'in meşhur keşan bezinden liralı şal ve kuşak. Eskiden zil sesiyle tüm evi uyandıran kurmalı saat. Giresun manzaralı hatıra havlusu. Beyazını, kremini çok gördüğümüz ama kırmızı rengiyle ilk kez karşılaştığımız dantel salon takımı. Boyalı yazmalar, patikler ve lifler gelinimizin göreceğe çıkardığı çeyizi. Çeyizim için yorumlarınızı bekliyorum. Ben tabii ki yine az buldum. Arkadaşlar yani az buldum derken şöyle, ister istemez herkes kendi çeyiziyle kıyaslamak zorunda. Ve ben de kendi çeyizimle kıyasladığımda gittiğim evlerde tabii ki az buluyorum. Sizin için yeterli olabilir, hatta çok fazla da olabilir. Çünkü siz kullanmadığınızı söylemiştiniz. Ama benim için yeterli değil. İremciğim, ben senin çeyizini çok merak ediyorum. Hani herhalde yerlere kadar falan koyacağız, duvarlara asacağız. O kadar çok bekliyorum. Beklentim evet, çok yüksek. Beklentinizi karşılayacağımı düşünüyorum. Bence gayet yeterli çeyizin bu arada Rabia. Sadece ben şeyi gözlemledim. Tülbentlerine bakıyorum. Öncelikle şu tülbentini çok beğendim. Şunu bir uzatabilir misiniz arkadaşlar? Yok, onun önündeki. Bunu ben çok beğendim bu arada. Çok hoş olmuş şöyle. Modeli çok tatlı. Sadece tülbentlerini tesettürlüsün. Biraz daha fazla beklerdim. Fikrim bu yönde. Bence sayıca hani gene normal bir sayıda bu arada. Ama sen tesettürlü olduğu için ben biraz daha fazla beklerdim tülbentlerini. Ya da kullandıklarını çıkarmadın. Evet, o da olabilir. Bir şey soracağım. Bunu kullanmış gibisin aslında. Sanki biraz rengi solmuş gibi bana mı öyle geldi? Bir önce cevap versin. Sanki bir rengi solmuş gibi. Önce arkadaşıma cevap vereyim, ondan lekeli sonra cevap vereyim sana. Hmm. Bunu kayınvalidem yaptı. Hatta orada alabilir miyim? Tülbentle beraber hatta bunu da bu şekilde yapmışlar. Evet. Ben de çok beğeniyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Evet. Yani favori parçam bu herhalde. Onun dışında yöresel şeyler de görüyorum ben. Buse'cim bu arada sen Karadenizliydin. Burada senin dikkatini çekecek olan bir şey var. Ben Karadenizli değilim. Eşin Karadenizli daha doğrusu. Yani bu keşan aslında Giresun'da var mı bilmiyorum ben. Trabzon, Rize daha yoğun kullanıyor bunları. Karadeniz yöresinde genelde oluyor. Yani asıl oralarda daha çok görüyorum ben. Burada görünce biraz şaşırdım açıkçası. Bilmiyordum yani Giresun'da da olduğunu. Çeyizinde yöresel şeyler var zaten. Ben şunu merak ediyorum, bu kimden geldi? Bu babaannemden gelmişti bana. Yani, güzel eski bir şey, babaannemden çok eski. Hoş olmuş. Bayağı da ağır bu. Evet. İbrik evet, görüyorum. İbrik saat görüyorum. Anneannemden. Evet. Bu çok eski bir büyük anneannemden. Yani bazen böyle hatıraları da saklamak gerekir evet, diye düşünüyorum ben. O yüzden bayağı yaşanmıştık var bunda. Onur görmek beni rahatsız etmedi. Affedersiniz, bölüyorum. Şurada şöyle bir dantel dikkatimi çekti. Daha önce kırmızı dantel gören var mı? Ben hiç görmemiştim. Benim çok hoşuma gitti. Bence böyle çok modern de görünüyor. Kim yaptı öğrenebilir miyim? Onu annem yaptı diye hatırlıyorum. Aa, çok güzel olmuş. Bir de bu masa. Onu ben eşimin istemesinde kullandım. Burasında. Bu masa örtüsü. Evet, o masa örtüsü. İstememde bunu eşime kullanmıştım. Sadece burası da bir çiçeği vardı, zamanla bir küflenme oluyor, onu çıkarmak zorunda kaldım. Siz görün diye koydum. Gayet yani güncel parçaların var bu arada, hani kullanılabilir. Evet. Modern şeyler görüyorum ben. Senin yaptığın bir parça var mı? Ben senden öyle bir elektrik alıyorum çünkü sanki kendin yapabiliyormuşsun gibi. Yok, yapamıyorum. Yok mu? Peki çeyizinde annenin senin için hazırladığı bir parça var mı? Bahsetmişti galiba. Yoksa çoğunluk kayınvalidenden mi? Hayır, çoğunluk annem ve anneannem ama en çok annem. Bunu mesela annem yaptı. Kayınvalidenin yapmış olduğu ne var acaba? Bir de hemen onu da şey yapacağım. Şunu da annem aynı şekilde. Kayınvalidem o tülbenti yapmıştı. Bir de yazma az önce göstermişti evet, arkadaşım. O vardı. Hazır havlular da görüyorum burada. Var. Evet. Şu maviyeli alabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Bunu kim yapmıştı Rabia'cığım? Ay ben bunu hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum yani büyük mü annem. Böyle bir renk şeyi var hani. Evet ama hatırlamıyorum. Falan. Ben giyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Bir de ben az önce bir havlu göstermiştim, ona cevap alamadım ama kullanıp mı koydun, böyle lekeli, rengi solmuş bir havlu vardı. Ben de sana yardımcı olayım evet, Buse'cim. Dur, sağ olsun. O nerede kaldı acaba? O karışmış galiba. O, evet, bayağı evet, kullanılmış evet, çünkü rengi sanırım solmuş, arkasında lekesi var. Ya bu kadar şeyin içinde bunu koymama yani, zaten gerek yok. Karışmış büyük ihtimalle.
Yani çok fazla havlum var. Buna gerek yok bence. Ya bence dikkat etmelisin. Çünkü bu bildiğin kullanılmış renk. Çünkü pazartesi eleştirildi. Dün de eleştirildi. Dikkat etmelisin. Evet, haklısınız arkadaşlar. Özellikle böyle eleştirilen şeyleri tekrar görünce bana çok komik geliyor açıkçası. Ben ilk gündüm. Benden sonraki arkadaşların ekstra dikkat etmesi gerekirdi. Gerekirse hepsini böyle didik didik bakacaktın. Bakman gerekiyordu, evet. Ve bunu lekeli görünce buraya koymayacaksın. Ya incelere koyuyorsun. Ya bu karışmış büyük ihtimalle. Hoş olmadı. Evet. Burada böyle bir runner var. Evet, şöyle var. Gerçekten masa örtüleri runner'ın olması çok güzel. Çok güzel. Günlük kullanımı halam. Sadece halam yaptı çok bunu. Çok güzel olmuş. İçindeki danteli olsun. Eline sağlık. Şu kırmızı seccadeyi uzatabilir misiniz? Teşekkür ederim. Bir de şala bakmak istiyorum. Seccadelerin hazır mı yoksa? Hangisi Kıbra'cığım? Ben uzatabilirim. Yapma diye biliyorum. Kıbra renk, aynı. Şu kırmızıyı da alabilir miyim? Beyaz olan. Evet, o yüzden önündeki. Ancak sınayım. Bunların hepsi eli kendileri yapma. Annem yapmış, anneannem yapmış. Bu arada ilk kez çeyizde tesbihler görüyoruz. Bu da ince bir düşünce olmuş. Bunu kim yaptı Rabia'cığım? Çok hoş görünüyor. Annem yaptı onu. Annen yaptı. Üstüme aldım sana sormadan ama. Çok güzel şey, oldu. İpi biraz batıyor gibi ama uzun kollu bir şeyin üstüne gayet kapalıyım yani. O benim için çok şey olmuyor. Evet, öyle bir söylemek istedim. Evet. Hanımlar, çeyizi didik didik etmeniz bitti mi? Bitti dışarı. Karnınız acıktı mı peki? Evet. Çok acıktı. O zaman Rabia'nın sunum masasına gidelim. Bizim için neler hazırlamış görelim. Gidelim.